Benim hocamdan herkese merhabalar. Ben İngilizce öğretmeni Zeynep Hoca. 5. sınıf İngilizce video ders notları kitabımızın konu anlatımlarıyla karşınızdayım. Artık 9. ünitedeyiz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, ne 9. ünitemiz nedir? The Animal Shelter. Güzel, keyifli, eğlenceli bir ünite. Bu ünitede tabii ki öncelikle ünite kelimelerini çok güzel çalıştınız. Şimdi ben size ünitede çok bahsedilen, çok yerde geçen şimdiki zamanı anlatacağım. Dikkatle dinleyelim, önemli bir konu. Konuşma anında gerçekleştirdiğimiz eylemlerden, yani şimdi yaptığımız bir eylemden bahsedeceksek, şimdiki zaman kullanmamız gerekiyor. Türkçede de böyle. Mesela ben şu an ders anlatıyorum. Siz şu an beni dinliyorsunuz gibi. Dikkat edersek Türkçe'de şimdiki zamanla kurduğumuz cümlenin içinde your var. Şimdiki zaman anlamı kazansın diye. Ders anlatıyorum. Siz beni dinliyorsunuz gibi. İngilizce'de de bu anlamı katan ekimiz ing eki arkadaşlar. Kuralımız oldukça basit. Şimdiki zamanda cümle kurabilmek için. I, şurada var, süper. I, ben kişisiyle şimdiki zaman cümle kurabilmek için arkadaşlar am, is ve are olan süper üçlü yardımcılarımıza ihtiyacımız var şimdiki zaman cümlelerinde. Kişiyi söyledikten sonra mutlaka bu süper üçlüden hangisi lazımsa onu getiriyoruz. Sonra şimdiki zaman yapıyoruz. I, ben demekti. Kimden yardım alıyordu? I am dedikten sonra şimdiki zaman cümlesi kurabilmek için yapacağımız işin sonuna ing eki getireceğiz. Diğerleri de öyle. You, we, they, yani sen, biz, onlar kimden yardım alıyorlardı? Are'dan. Yardımcı fiilini getirdikten sonra yaptıkları işin sonuna ing eki getirirlerse şimdiki zamanda cümle kurmuş oluyoruz. He, she, it kişileri ise is'den yardım aldıkları için is getirdikten sonra şimdi yapıyorum, şu işi yapıyorum diyeceğimiz işin sonuna ing eki getirerek cümlemizi kurmamız gerekiyor. Örneklere bakalım arkadaşlar. She is feeding a cat. Dikkat! Öznemiz she olduğu için hemen bakacağız ki öznemiz kimmiş. Öznemiz she olduğu için she kimden yardım alıyordu arkadaşlar? Is'den. O yüzden hemen is getirmek zorundayım. She is feeding the cat. O kediyi besliyor. Şimdi, şu an. Ya da it's eating seeds. Burada bir tavuktan bahsettiğimiz için o yüzden it diye başlıyoruz. Peki it kimden yardım alıyordu? Is. It is dedikten sonra şimdi yaptığımız işin sonuna ing eki getiriyoruz. It's eating seeds. O şu an tohumları, yemleri yiyor diyoruz. Ve burada bir köpek görüyoruz. Yavru köpek, the puppy, su içiyor şimdi. The puppy diye başlasak bile biz bunun it öznesine karşılık geldiğini zaten biliyoruz. Peki it kimden yardım alıyordu? Is. O yüzden hemen is getiriyorum. The puppy is drink, içmek, drinking, içiyor the water. Suyunu içiyor diyoruz arkadaşlar. Peki şimdi yaptığımız işleri söylerken Türkçe'de bile diyoruz ya. Mesela ben şimdi size ders anlatıyorum. Siz şu an beni dinliyorsunuz. Cümlelerimize bazı zaman ifadeleri ekleyebiliyoruz ki cümlelerimiz çok daha havalı olsun. İngilizce'de sadece dikkat etmeniz gereken detay, şimdiki zaman anlamı veren bu zaman ifadelerini cümlenin sonuna yerleştirmemiz gerekiyor. Peki nedir bu şimdiki zaman anlamı katan ifadeler? Now, şimdi. Right now, şu anda, at the moment, şimdi, at present. Bunların tamamı şimdi, şu anda anlamına geliyor. Arkadaşlar peki şimdiki zaman yaparken ne yapıyorduk? Küçük bir tekrar, am, is ve are yardımcılarına ihtiyaç duyuyorduk. Çünkü I am demeden şimdiki zaman kuramıyorduk. He, she, it, is demeden şimdiki zaman yapamıyorduk. Ya da you, we,
they are demeden cümlemize devam edemiyorduk. Bu yardımcıları getirdikten sonra şimdi yapıyorum dediğimiz işin sonuna in kek'i getirmemiz gerekiyordu. Kural buydu. Ama işte burada bahsettiğimiz işin sonuna in kek'i getirirken bilmeniz gereken küçücük detaylar var. Neler bunlar? Eğer bizim yazacağımız fiilin sonu, mesela şu cut fiiline bakalım. Cut, kesmek. Ben şimdi kağıt kesiyorum diyeceğiz. Fiilimiz böyle 3 ya da 4 harfli ise ve ünsüz, ünlü, ünsüz şeklinde bitiyorsa ben sondaki harfi 2 kere yazarak şimdiki zaman eki ekliyorum. Böyle bir kural var işte. Cutting demek zorundayım. Aynı şekilde 3 ya da 4 harfli ise diye belirtmiştim. Stop, stopping. 2 kere yazmak zorundayım. Swim, swimming gibi. Bir de sonu eğer benim fiilimin E harfiyle bitiyorsa, mesela live yaşamak, ben Adana'da yaşıyorum, I'm living in Adana diyeceksem, yaşamak fiilimin sonu E harfiyle bitiyorsa, bunun gibi sonu E harfiyle bittiği durumlarda yaşıyorum, your anlamına gelen ing'i getirmeden önce E harfini siliyoruz arkadaşlar. Ve living şeklinde yazıyoruz. Diğer kuralımız da buydu. Hadi bir iki tane örnek yapalım. My grandfather on his farm. Büyük babam çiftliğinde. Ve right now, şu anda kuzuları besliyor diyeceğiz arkadaşlar. Kullanmamız gereken kelimemiz feed. Neydi anlamı? Beslemek. Kuzuları besliyor diyebilmemiz için hemen özneye bakıyorum. Öznem he. Çünkü büyük babam dediğimiz için yardımcı getir, artı fiili şimdiki zamana çevir. Yardımcımız he için is. Şimdi besliyor yapalım. He is feeding. Feeding. Besliyor. The sheep right now. Kuzuları şu an besliyor dedik. Hadi bir tane daha örnek yapalım. My mother, annem yumurtaları collect. Neydi arkadaşlar collect? Toplamak. Annem yumurtaları topluyor şu anda diyeceğiz. My mother, annem. Biz hangi özneye karşılık geldiğini hemen hesaplamak zorundayız arkadaşlar cümle kurarken. My mother, yani she olarak düşüneceğiz. Annem, she'ler kimden yardım alıyorsa my mother'ın yanına onu getirmek zorundayım. My mother is dedikten sonra topluyor diyelim. Yani collecting the eggs. Yumurtaları topluyor dedik. Lütfen diğerlerini siz de öznelere bakarak hangi yardımcı gelmeli ve hemen fiilimizi ing ile birlikte yapıyor diye ekleyelim. Öznemize bakalım hangi yardımcı lazım. Fiilimize ing eki ekleyelim. Bu şekilde diğer etkinlikleri lütfen tamamlayalım. Olumsuz cümle kuracağız şimdiki zamanda. Yapmıyorum şimdi. Mesela çok yoruldum, birazcık dinleniyorum ve şimdi ders anlatmıyorum. Şu an ders anlatmıyorum. Moladayım diyeceksem eğer, olumsuz cümle kurarken, hani bize yardım eden çok önemli yardımcılarımız vardı ya, bu yardımcılara not eki getirmek zorundayım. I am not ya da he is not yani isn't, you are not yani aren't şeklinde olumsuz yardımcıları kullanıp daha sonra yaptığım işi ing ekiyle devam ettirmek zorundayım. Olumsuz şimdiki zaman cümlesinde. Örneklere bakalım. I'm not planting trees. Ben ağaçları dikmiyorum. Ya da they aren't running. Onlar koşmuyorlar şu an. Ya da she isn't going to the barn. O barınağa, ahıra gitmiyor, isn't going, gitmiyor şeklinde cümleler kuruyoruz. Burada sizin için olumlu halde verilen cümleleri olumsuz yapmamız isteniyor. Dikkat, nasıl olumsuz cümle yapıyorduk? Yardımcılarımızı am not, isn't ya da aren't'a dönüştürüyorduk. Yapıyorum, I'm sorry, yapmıyorum diyeceğimiz işe de ing eki getiriyorduk. She is milking the cow. O şu an inekleri sağıyor. Ama biz inekleri sağmıyor diyeceksek she isn't diyeceğiz arkadaşlar. Hemen olumsuz yardımcımızı getireceğiz. She isn't milking the cow. Şu an ineği sağmıyor. Tuna is sleeping. Tuna uyuyor. Tuna uyumuyor diyebilmek için
Tuna isn't sleeping diyeceğiz arkadaşlar. Diğerlerini de lütfen sizler tamamlayın. Şimdiki zamanla soru da sorabiliriz. Sen şu an uyuyor musun? Ya da uyuyor mu uyanık mı anlamıyoruz. Ya da şu an koşuyor musun? Şu an sen tavuklara yem atıyor musun gibi şimdiki zamanda sorular da sorabiliriz. Soru oluşturmanın kuralı neydi? Yardımcıları alıyorduk, en başa yerleştiriyorduk arkadaşlar. Neydi bizim yardımcılarımız? Am, is ve are taşıdık başa. Sonra bu yardımcılarımız hangi kişiler gerekiyorsa bu yardımcılarımız için onları getirdik ve devamı aynı. Yapıyor musun diye soracağımız işin sonuna inkeki getirdik ve soru cümlelerimiz hazır. Örneklere bakalım. Are you, ne diyelim? Are you watering flowers? Ne yaptım arkadaşlar? Konuya dikkat edelim. Önce yardımcıyı başa taşıdım ki soru olsun. Sonra bu yardımcımın yardımcıma ait olan kişiyi getirdim. Sonra da yapıyor musun diyeceğim. Şimdiki zaman haliyle yüklemimi getirdim ve soru cümlemi tamamladım. Are you watering the flowers? Are you watering the flowers? Çiçekleri suluyor musun? Cevap verirken yardımcıları başa alarak oluşturduğumuz tüm sorulara yes ya da no şeklinde cevap vermek zorundaydık. Yes I am. Evet şu an suluyorum gibi. Zaten o yüzden de bu sorulara yes, no questions diyorduk. Sadece bu şekilde de sorular oluşturmayabiliriz. Soru kelimeleri de kullanabiliriz. Sen şu an ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ya da saat kaçta inekleri sağıyorsun gibi şimdiki zaman olan ama soru kelimesiyle de sorular oluşturabiliriz. Nasıl? Başa soru kelimesini taşıyoruz. Devamı aynı. Dikkat etmeniz gereken hangi yardımcı ve hangi kişi? Artı sorduğumuz işin sonuna ink eklemeyi sakın unutmayın. Örneğe bakalım. Where is he going? Where? Nerede diye soruyordu. O nereye gidiyor? Why is he going to the barn? O neden ahıra gidiyor? Ya da what's he doing? O ne yapıyor gibi. Evet arkadaşlar, bu ünitenin devamında sizin bilmeniz gereken konumuz izin istemeler. Karşımızdaki kişiden bir ricada bulunurken ya da bir konuda izin isterken kullanacağımız iki tane çok temel yapı var. Aslında daha çok ama sizin bilmeniz gereken iki yapı may I ya da can I. May I ya da can I diyerek arkadaşlar karşımızdaki kişiden bir ricada ya da bir istekte bulunmuş oluyoruz. Hem de nazik bir şekilde. Örneğe bakalım. Can I adopt a puppy? Sanırım bu tatlı kız ailesinden bir yavru köpek sahiplenebilmek için izin istiyor, ricada bulunuyor. Can I adopt a puppy? Lütfen rica ediyorum bir yavru köpek sahiplenebilir miyim diye soruyor. Ya da may I'la da sorabilirdi. Anlam olarak ikisi de çok kibar bir şekilde bir izin, bir rica anlamı verir. Karşımızdaki kişi may I ya da can I'la, hatta bunu okulda kullanıyorsunuzdur sanırım. Öğrencilerim derse geç kaldığında mutlaka kapıyı çalmalarını, may I come in demelerini isterim. Girebilir miyim diye izin alacaklar. Eğer ben yes you may dersem derse katılabilecekler. Siz de bunu kendi sınıflarınızda kullanabilirsiniz. Eğer geç kaldıysanız kapıyı çalın ve may I come in deyin lütfen. Şimdi bize edilen rica cümlelerini biz olumlu şekilde de yanıtlayabiliriz ya da hayır, olumsuz cevaplar da verebiliriz. Çünkü bizim için mantıklı olmuyorsa. Nasıl olumlu cevaplar veriyoruz? Sure, elbette, tabii ki diyebiliriz. Ya da no problem, problem yok, sorun yok, müsaade ediyorum diyebiliriz. Ya da that's not a problem, bir sorun değil, bir problem değil, tabii ki. Sure, elbette, go ahead, hadi yap, devam et, müsaade ediyorum. Ya da yes, of course, evet, tabii ki diyerek de olumlu cevap verebiliriz. Ya da, bu da çok güzel arkadaşlar, can I ya da may I diye sorulan soruya cevap verirken yes, you may, evet, tabii ki yapabilirsin. Ya da can I ile sorulan bir soruya yes, you can, evet, tabii ki yapabilirsin şeklinde de cevap verebiliriz. Ama biz olumsuz cevap vereceksek, I am afraid you can't. Korkarım you can't. Korkarım yapamazsın. Yani izin istediğin, rica istediğin konuyu olumlu cevaplayamıyorum. I am afraid, korkarım yapamazsın. Well, that's a bad idea. Yani sanırım bu bad idea, kötü bir fikir. Yani bu teklif
reddedildi. Olumlu karşılanmadı. Ya da sorry, biraz daha nazik. Üzgünüm, kusura bakma. Not right now. Şu an olmaz. Şimdi değil. That's not a good idea. Bu hiç iyi bir fikir değil diyerek de olumsuz cevaplar verebiliriz. Can I, may I diye sorulan ricalara. Hadi bakalım, çok güzel son etkinliğimiz. Burada ricalar var. Biz onlara gülen yüz varsa bu ricalara olumlu cevaplar vereceğiz. Eğer üzgün yüz görüyorsak da olumsuz cevaplar vereceğiz. Hadi başlayalım. Dad, babasına yöneltiyor bir rica var. Dad, can I donate some money to the animal shelter? Babacığım, hayvan barınaklarına biraz para bağışlayabilir miyim? Can I donate some money? Biraz para bağışlayabilir miyim? Gülen yüz olduğuna göre babası olumlu bir cevap verecek. Sure, of course. Tabii ki, elbette. You can. Tabii ki yapabilirsin. Çok güzel bir cevap olacaktır. Ya da Mom, can I adopt a kitten? Anneciğim, bir yavru kedi sahiplenebilir miyim? Mom, can I adopt a kitten? Annesi bu duruma pek sıcak bakmamış. Olumsuz cevap vereceğiz. Çok üzgünüm. Olmaz diyeceğiz. Çok da kırmasın kızını. Sorry diye başlayalım. Sorry, not right now. Şu an olmaz diyebilir. Sorry, not right now. Ya da üzgünüm, yapamazsın, sahiplenemezsin. Sorry, you can't de diyebilirdik arkadaşlar. Bu şekilde sizler de yöneltilen ricalara bakarak gülen yüz varsa olumlu, üzgün yüz varsa olumsuz cevaplar verin lütfen. Bir sonraki videoda, son videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.